Hocam biraz söyledi ama hani daha 3 tane kitabın yazısını dedi. Kendi işini kurma rehberi, girişimcinin altın kuralları sevgili Ertuğrul Beren'le birlikte ve en sonunda online olarak indireceğiniz girişimcilik ekosistemi diye. Yani girişimci zihin yapısı. Temel olarak çalıştığım alan bu zaten. Kendimizin bir iş büyütme ajansı var, Lindo Studio diye. Orada yaptığımız şey çok basit. Doğru hedef müşteri kitlesini doğru şekilde en düşük kaynakta bulup hızlı şekilde şirketlerin büyümesini sağladığımız bir yerimiz. Bir de bizim öğrencilerimiz var. Global Zone diye bir girişim. İsterseniz şu anda da girebilirsiniz. Yurt dışında gezginlerden bir şey getirtmek isterseniz Global Zone'a girip oradan getirtebiliyorsunuz. Orada yatırım yaptık kendi öğrencilerimizde. Aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde uygulamalı girişimcilik dersi ders koordinatörüyüm ve orada bir kuluçka merkezi diyoruz. Tabii o tavuk kuluçkası diye bazen karışıyor. Fikir kuluçkası diyelim. O kuluçka merkezinde 9 yıldır hem kurduk hem de yönetiyoruz. Kısaca bunlar. Şimdi ben şeyde şurada yazdım hatta pardon. Birkaç tane şey yazdım. Girişimcilik, inovasyon sürekli konuşuyoruz. Kavramlar birbirine karışıyor. Karıştığını da şuradan anlıyorum. Ben bugün zihin yapısı anlatacağım. Yani önce şirketler ve girişimciler inovasyonu nasıl görüyor? O inovasyon neyse bir türlü tam şey yapamadık ama. Ama peki nasıl olmalı diye ondan bahsedeceğim ama ondan önce şöyle birkaç tepki aldım, onları söyleyeceğim. Böyle sunumlar yaptığım zaman hocam diyor çok güzel anlattın, gel şimdi bir inovasyon yapalım. Hani böyle kahve yapalım gibi, inovasyon, ben de inovasyon yapıyorum diye. Hani aslında olay öyle değil, o bir süreç olarak gözükmesi lazım. Mesela bunu çok şaşırtıcıydı. Bir de şunu gördüm, çok fazla girişimci organizasyonlarına gidiyoruz, çok girişimciyle tanışıyoruz. Yani ben bugüne kadar 4000'e yakın şey dinledim, fikir dinledim. 70'ten fazla girişimde direkt birebir içinde bulundum. Orada şöyle bir şey oluyor. Mesela gidiyoruz, kart verecek, kart vizit verecek. Arkadaş kart vizitini veriyor. Öğrenci arkadaş. Mesela üniversite 2. sınıf öğrencisi. Kartına şu yazıyor. Seri girişimci. Hani şey gibi, seri katil gibi. Seri girişimci var. Bir tane daha orada çok ilgimi çekmişti. Arkadaş 23 yaşındaydı. Yine kart vizitini verdi. Ben dedi CEO'yum. Yani hani genel müdür şey CEO'yum dedi. Ben dedim ki aa dedim ne güzel şirketiniz kaç kişi? Bir tek ben varım. Hani kendi kendine CEO'ysun diye. Başka mesela yine girişimcilikte inovasyondan bahsediyoruz. Onunla ilgili eğitim veriyoruz. Geliyorlar sordukları soru şu. Sertifika var mı? Bu şimdi birazdan anlatacağım ne demek istediğim. O zihin yapısının yanlışını gösteriyor. Ya da mesela sertifika var mı zihin yapısı aynen bizde. Biz kendimizi de hatırlayalım. Hiç şimdi bilmeyi kendine çoğalızı başkasına mı hatırlarlar ya. Aynı eğitim sisteminden biz de geliyoruz. Mesela benim öğrencimin sık sorduğu soru, kaç alırsam geçerim? Mesela neden? Çünkü çok merak ediyorum ya, bu soruya dedim cevap versem ne yapacaksın? Mesela 60 alırsan geçersin desen şey mi yapacaksın? İşte tamam yaptım, 60, okey, bitti artık geçebilirim demeyeceksin. Yapabileceğin en iyisini yapacaksın zaten. Bir de çok sık duydum, bunu işletmelerden duyuyorum, muhtemelen burada da duyuluyordu, bizim de bol bol var. Koskep destek veriyormuş hocam, şu desteği bir alalım diye bana gelenler var. Hani aslında bir projesi olup ya buna bir destek bulalım demiyor. Para var, ona proje yazalım noktasına geliyor. O da yine yanlış zihin yapılarından bir tanesi. Peki neden girişimcilik bu kadar hani popüler oldu? Bu zihin yapısının neden değişmesi lazım? Niye bu kadar önemli? Ona bakalım. Bir kere bir kabul etsek de etmesek de ben de Doğu Karadenizliyim. Benim babaannem de dede Doğu Karadeniz, siz de birisi Arap olduğu için hani bizden, sizden, hepimizden biri olarak konuşacağız. O yüzden hem bir Karadeniz olarak şey yapabilirsin yani böyle birbirimize eleştirme şeyde yapabiliriz, gülebiliriz. Ne kadar kabul etmesek de, biz de etmesek de bir kere rekabet koşulları çok hızlı değişiyor. Çünkü bizde biliyorsunuz şeydir yani takımda hoca oynatır takımı, futbol takımını. Mesela Ersun Hoca oynatıyor diyelim, oradan birisi şey der, hocam şunu şöyle yaptı, hepimiz biliriz dışarıdan yani nasıl yapılacağını. Mesela bizde özellikle öyle bir hareket şey vardır, biliriz yani söylemek de isteriz aynı zamanda. Ama bunu kabul etmek istemeyiz. Çok hızlı değişen rekabet koşulları var. Girişimlerin inanılmaz hızlı büyüme potansiyeli var. Şimdi bugün bir balık olabilir, işte silah sektörü olabilir, diğer sektörler olabilir, fark etmez. Kar marjları yanlış bilmiyorsam lütfen düzeltin, genelde çok düşüyor gittikçe. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Eminim burada üreticilerimiz, şirket sahiplerimiz, aile şirketi sahipleri varsa gitgide marjlar düşmeye başlıyor. Bunun sebebi burada ikisi. Yani o marjlar düştükçe o hızlı büyüme potansiyelini kaybediyorsun ve bir süre sonra kulaklarına tıkadığın zaman bambaşka değişimler oluyor ve bambaşka bir noktaya ve bir anda geliyor. Demin Rüştü Hocam çok güzel söyledi, yani o kadar hızlı değişim hızlanacak ki siz bile anlamadan yani bu rahatsızlığı bizim hissetmemiz lazım. Zaten İngilizce disruptive innovation, rahatsız edici yenilik denir. Zaten rahatsız olmazsak eğer maalesef ilerlememiz mümkün değil. Eğer olduğumuz yerde
kuluçkada rahatsak, hani sıcak sıcak biz duralım. Çünkü bizim genelde kültürümüzde şey var. Mesela öğrencilere soruyorum, ne zaman kendinizi başarılı hissedersiniz diyorum. Hocam diyor, AA aldığım zaman. Yani yeni bir şey öğrenmek, kendi sınırlarını genişletmek değil. Ben kolaya kaçayım. Mesela bazen şey, sınavlar yapıyoruz ya da bir jürilik sunum veriyoruz. Hep zor olan sunumdan çok daha kolay konuyu seçer. Yani ben iyi olayım ama yani şey yaptım, o konfor alanında kalayım diye. Mesela o bizi çok ülke olarak da ben çok geriye götürdüğünü, daha doğrusu yeteri kadar potansiyelince ilerlemediğimizi düşünüyorum. Niye girişimcilik yine şey oldu? Çünkü tükenmişlik sendromu var. Burada kaç kişi düzenli olarak çalışıyor? Hani maaşlı olabilir, fark etmez. Düzenli kaç kişi çalışıyor şu an? Evet, şu an sanalım %50'den fazlası. Ne oluyor? Her gün işe gidiyoruz, geliyoruz. İşe gidiyoruz, geliyoruz. Bir süre sonra ne oluyor? Aynı şeyleri yapıyoruz. Değil mi? Bir rutinimiz olmaya başlıyor. Hayatınızda şunu sorgulayabilirsiniz. Ya ben ne yapıyorum? Yani gidip geliyorum da hani para da kazanıyoruz. Ne yapıyorum ben diye bir anlam sorgulamasına girdiğimiz olabiliyor. İşte o yavaş yavaş tükenmişlik sendromuna girmeye başladığınızın göstergesidir. Mesela girişimcilik bunu, yani inovasyon ve girişimcilik bunu çok çok atlatacağınız bir süreç olabilir. Değer yaratmamı var olan işe devam. Ya ben hani şey yapayım, işime gücüm olsun, kirayı ödüyorum, yani çoluğum çocuğum var, taylak, kafamı karıştırma, hani böyle idare edeyim ben diyebilirsiniz. Ama o yıllarca o rutin, o hani tükenmişlik sendromu aynı şekilde devam edebilir. Bunu sevgili Gökhan söyleyecek ama ben sadece hani dünyanın en ilk 5 markasını burada görüyorsunuz. Yani ilk 5 markasının hepsi çok ilginçtir. Teknoloji şirketi, ondan sonraki 5 marka hepinizin bildiği Coca-Cola, Samsung, hani dünyadaki değişim, son 10-15 yıldaki değişim ne kadar hızlı olduğunu göstermesi sadece göstereyim. Sonra Gökhan bahsedecek. Ha, belki burada henüz Trabzon'da, Doğu Karadeniz'de yok ama İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da ya da bunu yapan şirketlerde süreç çok mu sağlıklı ilerliyor? Cevabım hayır. Yani biz özellikle Erkan'la ikimiz birlikte çalıştığımız için diyorum. Şöyle ilerliyor. Şimdi yönetici ya da kurucu bir yemek sırasında mesela böyle giderken başkan ya da işte girişimci, kurucu neyse biri dikkatini çeken bir şey söylüyor. Abi böyle böyle bir şey var. Ya öyle mi diyor. Sonra o gidiyor. O kurucu diyor ki gidin bakalım şunu bir araştırma geliştirmesini, Ar-Ge'sini yapın diyor. Oturun bakayım. Ondan sonra başlıyorlar uzun uzun toplantılara. Çünkü yukarıdan bir şey geliyor. O da bir force var. Bir zorlama var. Yapın. Öyle. Yani yapmanız gerekiyor gibi. Ondan sonra uzun toplantılar. Sonra tabii mecburen artık kurucu söylemiş. Yatırım yapmamız lazım. Özellikle aile şirketlerinde bu çok sık olan bir şey. Sonra da adapte edilmeye çalışıyor ve üzülerek söyleyeceğim, o adaptasyon maalesef %5 ile %10 arası sağlanıyor. %90 tamamıyla kaynak israfı, çöp. Genelde orada TÜBİTAK'ın KOSGE gibi parası da kullanılıyor. Yani devlet kaynakları da çöp edilmiş oluyor. Dolayısıyla buradan başlıyor. Peki girişimcilerde nasıl bir inovasyon süreci var? Girişimci dediğin insan önce problemi ya da pazarı tespit eder. Önce ortada bir problemi tespit eder. Der ki, evet ben burada böyle bir insanlar var ve bu problemi yaşıyorlar der. Sonra gider bir tane deneme, test, bir prototip üretir. Sonra gider onu, çok basitçe söylüyorum yani bu kadar tabii şey değil ama çok basitçe anlatmak için söylüyorum. Sonra gider buradan geri bildirim alır, yani deneme yanılma yapar. Çok kritik, kültürümüzde çok olmayan bir şey. Yani bizim biliyorsunuz sağlığım çayıra, meydan kayıra diye şeyimiz de var. Yani hani boşver, gitsin işte, yaparız, hallederiz. Bir başlayalım da hallederiz, gerisi gelir. Aa. Burada geri bildirim alır, sonra o geri bildirime göre ürünü geliştirir, ondan sonra büyütür. Burada ölçekler dedi, ondan sonra büyütür. Yemek sepetinin kurucusu Trabzonspor'un değil mi? Nevzat yönetim kurulu. Şimdi Nevzat'ın en başında yemek sepetinin nasıl başlattığına bakarsanız yani kapıdan kovulduğunu da söyler. Yani hadi git kardeşim işine. Ve şey demişti bana, bir kere hiç unutmuyorum, hani en kötüsünden başladık dedi. En kötü esnafa gittik dedi. Yani bizi en çok reddedecek olan, yani en rahatsız edici olandan aldık demişti. Bu önemli bir geri bildirim süreci. Türkiye'de özellikle İstanbul'da şirketler ne yapıyor? İşte hani girişimciymiş gibi gözükmek için hackathon diye bir şey yapıyor. Böyle insanları topluyor. Bizim şöyle problemimiz, hadi gruplar bunu çözün diyor. Aslında çok iyi niyetli ama aslında sebep burada iyi insan kaynağı bulmak tabii. Yapılabilir, sorun değil. Demo günleri yapıyor işte Shark Tank. O da şey, yönetim kurulu bizi gördü. Çalışanları bak seviyor, bakın fikirleriniz nedir hepiniz, hadi bakalım çocuklar gülebilir demek için. İnovasyon kurulları kuruyor. Bol bol çerkal ve çiftliğinin sohbeti yapmak için. Maker alanları yapıyor. Hani böyle üç boyutlu yazıcılarla hani bir şeyler yapılıyor. Özellikle şey liselerde falan bu çok popüler oldu. Bu da bizim de 3D yazımız var. Teknoloji şirketi demek için. Stratejik ortaklıklar yapıyor. Bunu da işte özellikle üniversiteler yapar. Biz de yaptık bunu. Söyleyeyim. O da şey, Silikon Vadisi'nde ofisimiz var. Şununla çalışıyoruz. Yani günün sonunda bir şey yapılıyor mu? Genelde yapılmıyor. Ben biraz şey konuştum ama yani acı gerçekleri hepimizin görmesi gerekiyor. Bunu geçeceğim çünkü bunu Kozan hocamız zaten paylaşacak. Şu iki şeyi çok iyi net ayırmamız lazım. İnovasyoncu diyorum ya, başka tam kavram bulamadım. İnovasyoncu
pazarcı gibi olmadı ama bir de girişimci kavramı şirketlerde ayırmamız lazım. İnovasyoncu dediğimiz tip aslında Nikola Tesla'yı belki bilen vardır. Kırık, deli, hani elektrikle ilgili inanılmaz icatları var. Şirketlerde de böyle inovasyon, abi yırttık, acayip fikrim var, süper falan diye böyle şey tipleri görürsünüz öyle. Şirketlerde öyle insanlar hep bir yeni fikri vardır, yeni bir süreç yapmak ister. O yeni teknoloji ürünü buna icat eder. Ama bunun tabii devamı gerekiyor. Şirketlerde de girişimciler olması gerekiyor. Nedir bu girişimciler? İcat edilen şeylerin şirket sürecine veya pazarında kullanılmasını, değer yaratmasını. Bu kim? Thomas Edison. Thomas Edison, yani dünyanın en büyük icatçılarından, girişimcilerden bir tanesi olarak söyleniyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda Amerika'ya özellikle Deniz Kuvvetleri'ne yapılan yardımdan tutun da bildiğimiz ampulün elektriğin nasıl kullanılana kadar o kadar çok alanda var ki Thomas Edison aslında direkt bir inovasyoncu değil ama inovasyoncuları iyi kullanan bir girişimci. Dolayısıyla şirketlerdeki zihin yapısı inovatif girişimci şeklinde olabilir. Neden önemli? Neden böyle insanlar önemli? Böyle insanları yetiştirmeliyiz? Çünkü bir kere bir, demin söylediğim gibi rekabet için değer yaratır. İkincisi, tükenmişlik sendromu vardır. Şirkette motivasyon yaratır. En önemlisi, bunu beğeneceksiniz, kesinlikle karlılığı arttırır. Çünkü rakiplerinizden çok öne geçersiniz. Dış ticaret yapmaya başlarsınız. Başka pazarlara girersiniz ve insanlar sizi fark eder. Her içeride dış müşterinin ihtiyaçlarını daha iyi anlamanızı sağlar. Böyle insanlara ihtiyacımız var. Bu zihin yapısına ihtiyacımız var. Ben seri girişimciyim, sertifikamı ne zaman alacağım diye değil. Daha değer yaratan insanlara ihtiyacımız var. Ha, benim ufak bir modelim var. Onu anlatıp kısaca sorularınızı alacağım. İnovatif girişimci olunur mu? Bunun için ben 5+1 kendi gözlemlerime dayanarak böyle yüzlerce hatta binden fazla girişimci görerek kendi yaptığım gözlemlerde bizim kültürümüzdeki bir takım geliştirmesi gereken yönlere dikkate alarak hani böyle bir model yaptım diyelim. 5+1 aşamalı girişimcinin yapısı modeli diyorum. Onun 0. aşaması şu. En zor yaptığımız için düşün. Şimdi düşün derken biz de bizim vatandaşı düşündüğünde şöyle oluyor. Evde şimdi çoluk çocuk var, kredi borcum var, hastaneye yatırmam lazım. Yani onu düşün gibi. Ondan bahsetmiyorum. Düşün derken günlük rutininden çık. Günlük rutininden derken sadece işle ilgili değil. Ailenle, çoluğunla, çocuğunla ilgili de. Günlük rutininden çık. Kendi şöyle bir adım geriye çek. Ve düşün bakalım hani neyi daha iyi yapabilirsin? Hakikaten böyle bayağı böyle nefes al. Sakinleş. Çünkü biz biliyorsun koşturmayı özellikle Karadeniz değil mi? Böyle şeydir. Hani şurada şeyde dikkat ettim. Otelde elimi yıkayacağım. Şimdi geldim elimi yıkayacağım. Yan tarafta da temizlik görevlisi var, o da çöpü topluyor. Tamam mı? Şimdi elimi yıkayacağım, elimi yıkadıktan sonra da şeyi alacağım, peçeteyi alacağım. Oraya basıyor, veriyor, bekliyor bir an önce. Yani şey yap, bitir de at bunu diye. Yani uğraştırma beni, oraya atacağım, bir daha toplayacağım. Hani bir an önce at diye bekliyor. Hareket biz, bu güzel bir şey. Hani Türk gibi başta falan derler ya, Alman gibi diye. Ama o tamam, devam edeyim. Çek rutininden bak. Albert Einstein, hepimiz biliyoruz, kendi zihninde deney yapıyor. Diyor ki ben bir ışık demetin üzerine binsem, Kozan hocam bunu daha iyi biliyor değil mi hocam? Işık demetin üzerine binsem ne olur diyor ve dünyayı değiştiren hani görev, yanlışsam hocam düzen, görevin kuralı kuramı ortaya çıkıyor. Oradan başlıyorlar. Evet. Bir düşünce deneyinden. Evet, hatta tramvayda yani tramvayda giderken ben saat kulesine bakıyorum. Ben ışık demetinin üzerine binsem acaba saat durur mu diye bakıyor. Ve ama bu dediğiniz çok önemli. Yani müthiş bir şehirden ziyaret etmenizi öneririm. Öyle bir şehirde bunu düşünebiliyor ama. Evet. Bu da çok önemli. O kısmını o kadar sen bileceksin. Dolayısıyla bizim oturup biz şimdi şey öğretmekte şeyizdir yalnız bu arada. Hani işte Trabzon'da bunu düşünemeyiz. Ben öyle düşünmüyorum. Trabzon'da bunu düşünürüz. Trabzon da son derece ilham verici bir şehir. Ben oturun da böyle oturup bilim adamları gibi düşünün demiyorum. Çek kendini. Ne gibi anlaşılır? Bu kadar basit. Aslında çok zor bir şey değil bu. Ve inan bana çok şeyin değiştiğini göreceksin. Süreçleri düşünebilirsin. Sadece biz çünkü millet olarak sadece yapmaya odaklı. Elimizde iş var yapalım. Hadi. Dodododododododod. Bitirelim boşver. Çek kendini bir düşün. İzmir Kalkınma Ajansı'nda bir çalışma yapıyorduk. Orada da dedik ya şirketlere gidiyoruz. Yapıyoruz ama niye bizi dinlemiyorlar? Niye olmuyor dediklerinde. Hadi çekip kendimizi düşünelim dediğimizde. En son Manisa'da bir, hocam sen değil mi Manisa şeyden? Manisa'ya gittik. Manisa'da bir iş adamı bize dedi ki müteahhitle hiç unutmuyorum. Kardeşim bak dedi ben öyle inovasyon anlamam. Ama şunu anlarım dedi. Üniversiteye işim geç onu dedi. Benim somunu dedi bak somunu. Şuraya 3 kuruşa sıktırıyorum ya. Onu 1 kuruşa sıktıran bir teknoloji varsa getiver onu alırım dedi. Çok doğru söylüyor. Yani kendimizi çekip düşündüğümüzde onun bir sorunu var. O soruna odaklanmamız lazım. O inovasyonun umurunda değil. İnovasyon bunun doğal sonucu zaten. Sertifika senin yaptığın öğrenimin doğal sonucu. Sertifika için orada değilsin. Değil mi?
İnsanlar niye evleniyor? Evlenmek için mi evleniyor? Hayır, sevdiğin için evleniyorsun. Hayat paylaşmak için, güven için, huzur için evleniyorsun. Ama sevdiğin için evlilik onun doğal sonucu. Nereden nereye geldi değil mi? Oradan da böyle bir fikir olmuş oldu. Dolayısıyla sıfır en önemli kısım. Birinci aşama sıfırdan sonra, birinci aşama burada sorunumuz yok, sorumluluk alma. Yani şunu yapmamız lazım, bunu etmemiz lazım. Bir şeye başlayabilmek için önce sorumluluk almamız gerekiyor. Ama üzgünüm, bu sorumluluğu alabilmek için şunu düşünün. Sizin için veya sevdikleriniz için bir şey ifade ediyor mu? Etmiyorsa kimse sorumluluk almaz, bu kadar. Yani üzgünüm, hani biraz şey oldu, direkt oldu ama hep onu düşünüyorum ben. Bir şeye başlayacaksam niye buna başlamıyorum, niye buna başlamıyorum? Şirket olarak ya da kişi olarak, tarih olarak düşünüyorum ki burada benim sevdiklerim için, benim için bir şey var mı? Yok, tamam, uzan, zaten başlamayacağım. Bunu olan birinin başlamak. Yani biraz acı gerçek ama bu böyle. O yüzden sorumluluk algısında hani mutlaka sevdiklerin için önemli ne, seninle birlikte olanın ne faydası var diye düşünmek lazım. Hani bir akşam yemeği verdiniz, bol tereyağlı, tamam. Ondan sonra yapıldı, arkadaşlarınız geldi, hoş sohbet, ne güzel. Gitti herkes, ne olacak? Oraya toparlanması lazım değil mi? Bazen birbirimize yardımcı olur. Biri ne der? Ya burayı toplamamız lazım der. İşte bu sorumluluk almadır. Ama onu birinin yapması lazım. Sorumluluk almadan ikinci aşamaya geçebiliriz. O da nedir? Harekete geç. Harekete geçtiğince çok yanlış anlaşılıyor. Ben çok hızlı bir şey sormak istiyorum. Burada duruyorum, Japonya'ya gitmek istiyorum, ilk ne yapmam lazım? Hemen çok hızlı. Bilet alma. Uçak bileti başka? Planlama? Orada nereye? Değil mi? Pasaport güzel. Pasaport güzel. Şimdi şöyle söyleyeyim, hepiniz kuantum sıçraması yaptınız. Kozan Hoca'nın önünde bu olmadı ama. Neden? Çünkü burada duruyorum, Japonya'ya gitmek için ne yapmam lazım dediğimde beyinde ooo yarattınız. Dedikleriniz hepsi doğru bu arada ama önce yapmam gereken şey bu küçük adım. Yani harekete geç büyük bir adım değildir. Şunu yaşadınız mı? Proje sayfasını açıp bembeyaz boş sayfa diye takılıp kaldığınız olmuştur. Ya da bir şeye başla, bir türlü başla. İlk hareket basittir. İlk hareket bir cürme, bir arama, bir yürüme, bir adım olabilir. O yüzden harekete geçme, girişimcilik zihin yapısının en önemli kısımlarından bir tanesi. Üçüncüsü, tabii bizim kültürümüzde en ters olan kısım, başarısız ol kısmı. Neden? Çünkü bizim kültürümüzde olay, başarısızlık kişiyle bağdaştırılıyor. Şöyle oluyor, mesela ben sınava girdim, üniversiteme girdim. İlk üniversitede üniversiteye yerleşemedim ben. Sonra üniversiteye yerleştim, çok şükür neyse okuduk, bitti, master yapıyoruz. Bir Ayşe teyze vardı hep, bak Karadeniz'de de bol bol Ayşe vardı. Bir Ayşe teyze var, biliyor benim o giremediğimi, o ilk başta. Şimdi diyorlar, bak Taylan ne kadar başarılı, şimdi doktora yapıyor, üniversiteye girdi, bilmem. Evet girdi ama o üniversiteye girememişti başta. Üzerine yapışır, kalır, Allah korusun iş batırmaya kalk. İşte Tuğsal'da işi batırmıştı, adam iyi şimdi, bırak git. Hayır, o üzerimize yapışır, niye? Çünkü başarısızlığı kişiyle bağdaştırırız. Halbuki bunu daha gelişmiş hale getirebilmek için başarısızlığı kişiyle değil, yaptığın şeyle bağdaştıracağız. 14 yaşında İngiltere'de bir dil kursundaydım. Oraya burslu olarak gitmiştim. 14 yaşında, dikkat et, 14, ortaokuldayım. Orada İngiliz bir arkadaşım vardı, sinirlendim, ona dedim ki çok iticisin dedim. Şimdi biz de böyle bir şey desek, çok, sen de salaklı, sen de iticisin, bilmem birbirimize gireriz. Ne dedi bana biliyor musun? Bakın 14 yaşında dedi ki, benim neremi tam olarak itici buluyorsun dedi. Ben dedim ki, çok bağırıyorsun, bağırarak konuşuyorsun, bu beni rahatsız ediyor. Tamam, bundan sonra daha az bağırarak konuşacağım dedi. Kişiye değil, yani sen de manyaksın, sen de psikopatsın, odaklanmadan, yaptığımızı düzeltmeye odaklandık. Başarısızlığı kendimizde değil, yaptığımızda neyi yanlış yapmışsak onunla bağdaştırmamız lazım. Bu önemli, kültür olarak. Bundan sonraki aşama tabii ki, başarısız olduk, ne olduk, değil mi? Ne öğrendiğimiz önemli. Bunu beyler eşleriyle, hani hanımlar da yaşıyorlar bol bol. Mesela işte beyefendi şeyini, çorabını atıyor evin ortasına, değil mi? Şunu atma evin ortasına diyorsun. Tamam hayatım, özür dilerim, haklısın diyor mesela. Haklısın, başarısız ol, kabul etti, tamam, onu atmayacağım dedi. Ondan sonra atmayacağını da öğrendi, nereye koyacağını da öğrendi, tamam mı? Bunun için mutlaka eşlerinize not aldırın. Hanımefendilere sesleniyorum. Eşlerinize mutlaka not aldırın, hani neyi öğrendiğini bilsin, hani ne olduğunu bilsin. Ben bunu iş yerinde kendi girişimcilere diyorum. Başarısız oldum, hissediyorsun, evet. Ne öğrendik buradan diyorum. Şunu öğren, bırak onu, yaz bakalım. Bunu tarih söylesin, yaz mutlaka, ne öğrendiğini yaz. Çünkü 5. aşamada ne öğrendiğin üzerine ne yapman lazım? Bir önceki duruma göre ne yapman lazım? İleri doğru götürmen lazım. Yani o çorap bir hafta sonra yine ortalardaysa olmaz. Mutlaka 5. aşamada geliştirmiş olması lazım. Yani kısaca açıklamak gerekirse, bir, olduğunuz yerde durmayın. Eğer şirketinizde bu inovasyon olayını şey yapmak istiyorsanız, boş ver inovasyonu. İnovasyon bir sonuçtur. Önce çekin kendinizi, neyi daha iyi yapabiliriz diye düşünün, sıfır düşün. Sonra birinin sorumluluk alması lazım ama o sorumluluk alan kişinin ne olması lazım? Kendine ya da sevdiklerine faydası olmalı. Ya karnı artacak, ya bir şey, ya ailesine iyi bir şey olacak. Sorumluluk.
Sonra bir kişinin küçük bir harekete geçmesi lazım. O küçük hareketi yapmak. O küçük bir şeydir. Üç, herkes başarısız olacak. Olmama gibi imkan yok. Mutlaka bunu bilin. Ondan ne öğrendiğinize bakın. Sonra da kendinizi ölçmek için not alın ki bir sonraki aşamada neyi geliştirdiğinizi görüp ve bir daha bunu yapmayı geliştirerek ileri doğru gidin diyeyim. Tam bu sırada. Tamam. Ben soru alabilirim. Bu arada ben taylandemirkaya@gmail.com ya da taylandemirkaya diye beni her yerden ekleyebilirsiniz lütfen. Yani buradan hızlı bir şekilde giderken tekrar özür diliyorum. Sorularınız varsa cevaplarım. Oradan bir soru geliyor. Duyabilecek misiniz? 5 dakika sonra alacağız. Evet lütfen buyurun. Osman Şahinler'in inşaat mühendisi Altaş Yapı Denedim adına burada bulunuyorum. Buyurun. Anlattığınız konu çok önemli. İnovatif girişimcilik. Bütün bu anlatmış olduğunuz konunun temelini de o yatıyor. Oradan hareketle. Zihin yapısı. Evet, zihin yapısı. Ve onun da çok önemli bir başlangıç noktası düşünce. Yani düşüneceksiniz. Hı hı. Düşünmeden hiçbir şey yapamazsınız. Ama bu kara kara düşünmek değil değil mi? Onu şimdi ben de onu söyleyeceğim zaten. Elbette. Şimdi düşüncenin bilimsel ve akademik anlamda bir temeli olması lazım. Eğer siz bilimin önüne başka değerleri koymaya kalkarsanız orada düşünceden eser olmaz. Düşüncenin yeni ufuklara açılabilmenin, düşünmenin özü demokrasinin ve özgürlüğün alabildiğine geniş ortamların sağlandığı ortamlarda olabilir. Siz eğer düşünen insanları yok sayarsanız, düşünen insanlara fırsat vermezseniz, düşünen insanların düşünmelerini geliştirmezseniz, orada ne inovasyon ortamını hazırlayabilirsiniz, ne de girişimciliğe önünü açarsınız. O bakımdan bunun temeli de şurada yatıyor. Eğitimle alakalıdır bu konu. Özellikle üniversitelerimizde kariyer sahibi, akademik anlamda ve eğitim seviyemizin de dünya ölçeğinde çok gerilerde olduğunu biliyoruz. Sorum şu, yani düşünce ortamının olmadığı bir yerde sizin iyi niyet ve çabalarınız olarak girişimcilere anlattığınız bu ortam, bu iyi bir çalışma şeyiniz, karşılığınızın bu ortamda yani demokrasi ve özgürlüğün olmadığı bir ortamda çok fazla bir sonuca gideceğini düşünmüyorum. Tamam, bunu söylemezsin. Teşekkür ederim. Şaban Gülbül, Makine Mensur Basit Razı Şubat Başkanı. Öncelikle sunumuzdan dolayı teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her zaman bahsediliyorum tükenmişlik semptomu. Biz bunu nasıl fark ederiz? Emareleri nedir? Veyahut da böyle bir işe kapıldığımız zaman kendi kendimize bunu yenebilir miyiz? Bu konudaki ölçüyü öğrenmek istiyorum. Çok hızlı söyleyeyim. Direkt o insan kaynakları konusu belki ama hani devir hızı derler ya, personeldeki devir hızı gitgide artmaya başlar. Personel içindeki çatışma artmaya başlar. Personelin zaten yemek yiyişinden tutun, işte memnuniyetsizliklerine kadar özellikle para odaklı çalışmaya başlar mesela. O mutsuz olan personel ya da mutsuz olan kişiler daha çok neyse canım şuradan şu kadar para alıyoruz, kiramızı ödüyoruz diye sadece tek dikkate aldığı buysa o zaman yavaş yavaş tükenmiş olduğumuzu hissedebiliriz. Mesela ayaklarınız geri geri gidiyorsa eşitken, bir yere mutlu gitmiyorsanız, bir değer yaratmıyorsunuz, yaratmadığınızı düşünüyorsanız artık zamanı gelmiş demektir. Çözüm olarak ne yapıyorsun? Çözüm olarak işte bence bu zihin yapısını mesela o sıfırdan başlayarak çekip ne yapıyorum ben? Belki o işi değiştirmek de olabilir bu. Önemli değil. Yani rahatsız edici bir şey olacak. Zaten rahatsız edici olmazsa değişim de olmaz. Her değişimin rahatsız edici bir tarafı var. O yüzden rahatsız edici yenilik deniyor. Disruptive innovation deniyor zaten. O yüzden hani bu zihin yapısı bence ona çok alakalı. Bizim girişimcilerimiz biliyorsunuz çok böyle bir anda fikirliyim, uçayım, zengin olayım, New York'a, San Francisco'ya gideyim, atayım kendimi şeklinde bir görüşleri var. Önce para kazanmam lazım. En önce o para hedefi var. Bizim kendimize özgü bir girişimcilik metodolojisi ya da bir stratejisi nasıl oluşturabiliriz? Bu arkadaşlar aslında bunun değil de o gördükleri yatırımların birçok kez batıp da ondan sonra oralara geldiğini anlatabilmek için bir yol izlememiz gerekiyor. Bizi yöneticiler kadrosuna sokarsak kendimizi onlara bir hedef göstermemiz gerekiyor ama bunu nasıl yapacağız? Mesela sizin bakış açınızdan nasıl yapabiliriz bunu hep beraber? Tabii bunu direkt olarak hani
aşama aşama söylemem burada mümkün değil. Tabii. Ama biz şöyle bir şey geliştirdik. Bu gördüğüm 5 artı 1 aşamayı kurumlarda önce işte düşün aşamasında mesela diyoruz ki işte bir düşün. Önce kimlerin düşünmesi lazım? Yönetenlerin düşünmesi lazım. Bir, çalışanların neyi düşünmesi lazım? Bunları. Sonra bir, sorumluluk. Evet, sorumlulukları kim alacak? İşte iki, harekete geç. İlk hareketleri hangi kişilerin yapması lazım diye kurumun sürecini adapte ettik bunu. Özellikle aile şirketlerinde ve işte belediye gibi kurumlarda ilginç şeyler aldık ama bu arada. Ben açıkçası de bu kadar iyi olacağını beklemiyordum ama güzel bir şeyler aldık ama olayın temelinde modelleme şu bu değil. Zihin yapısı çok kritik. Çünkü buna başlamadın, istediğin kadar mükemmel teknoloji getir. Kimse onunla ilgili bir şey yapmıyor. Manisa'daki abimizin söylediği çok doğru yani. Yani benim için bunlar bana ne diyor? Ona geliyoruz. Ama yani istersen sonra sizinle şey yapabiliriz. Bunu ayrıca konuşabiliriz. Teşekkür ederim Taylan Bey. Bir de hediye sunumumuz olacak. Taylan Bey, teşekkür ederiz. Sorbanızı tamam. Çok sağ olun. İyi yorumlar.